kanalına hoş geldiniz güzel günler sizlerle birlikte olsun umarım iyisinizdir önemli bir diğer konu çok e, nokta atışı videolar yani konular geliyor aslında istekler geliyor bunları paylaşıyoruz e, sizlere yardımcı olmak adına kanalın daha da büyümesi daha fazla insanımıza ulaşmamız için lütfen bir beğeni yapma, yapmayı çok görmeyin Paylaşalım sosyal medyalarınızda sizden ricam paylaşın şu an bir videoyu mesela bir durdurun bir like'a basın çok zor şeyler değil bunlar gerçekten her videoda söylüyorum teşekkür ediyorum yapan arkadaşlar için benim söylemlerim unutanlar için söylüyorum ben bazen olabilir bugünkü konumuz evlilik geldiniz yurt dışına Polonya'ya geldiniz ee, Polonya vatandaşı siz Türkiye vatandaşısınız. Ee, Polonya vatandaşıyla evleneceksiniz. Ee, ne gibi evraklar hazırlıyorsunuz ve işte nereyle iletişime geçiyorsunuz? Ondan bahsedeceğim bu videoda. Ee, en azından bu şekilde gelen çok insan var. Şimdi işin hem Türkiye kanadından bahsedeceğim hem Polonya kanadından hani neler yapmanız gerektiği ile alakalı. Son zamanlarda Veysel Kaya kardeşim sağ olsun bu konuyla alakalı zaten beni bilgilendirdi. Onun da emekleri için çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi buradan devam edersek Arkadaşlar peki Polonya vatandaşıyla evlendiğimiz zaman bir kere önce şunu söyleyeyim ne oluyor? Yani Polonya vatandaşıyla evlenmek demek Avrupa Birliği vatandaşıyla evlenmek demektir. Bu da ne demektir? İstediğiniz ülkede eşinizle birlikte gidip istediğiniz Avrupa Birliği'ne üye ülkede gidip olmayanda da yaşarsınız da neyse hani biz Avrupa için konuşuyoruz Avrupa Birliği'ne üye ülkede çalışabilirsiniz mesela beni düşünün örnek vereyim mesela i̇şte ben Türkiye vatandaşıyım eşim Polonya vatandaşı biz istersek gidip yani benim eşimle gitmem suretiyle Almanya'da da yani hayatımızı idame ettirebiliyoruz ya da gidip başka bir ülkede de kalabiliyoruz Hollanda'da işte Fransa'da neyse eş durumundan oturuma başvurabiliyoruz yani bununla alakalı kanalımda İki tane video var. Hani Almanya ile alakalı daha doğrusu Almanya'da eş durumundan oturma başvurma falan onun da videosunu izlersiniz. Şimdi devam edersek arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım çok zamanınızı almayacağım çok zor bir işlem değil evlilikle alakalı yapmanız gereken olay nedir? Şimdi Türkiye tarafına baktığımız zaman öncelikle tabii konsolosu yani işlemler için evraklar için Türkiye buraya geldiniz diyelim evlilik kararını burada aldınız geri dönmen Türkiye'ye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Heh. Burada konsolosluğun var olma amacı ne? işte gerekli işte evrakların size teminini sağlamak yani o evrakları alabilmeniz. Bu evraklar işte evlilikte kullanacağınız evraklar. Mesela konsolosluktan bir kere şunu altına çizelim. Konsolosluğa randevu almadan iş yapmayın. Türkiye konsolosluğundan bahsediyorum. Gerçi Polonya'da da birçok şey randevuyla yürüyor ama şunu unutmayın randevusuz öyle lak diye konsolosluğa gitmeyin geri çevrilirsiniz. Her şeyin bir usulü var. Konsolosla randevu alıyorsunuz. Bu randevuda, konsolosluk randevusunda, e, zaten bir hafta sonraya kadar size zaman verebilir konsolosluk. Evlilik üzerinden randevunuzu lütfen alın. hani evliliğe başvuracaksınız, evliliğiniz olacak. Evlilik üzerinden randevunuzu alın Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunda. Peki hangi evrakları almanız lazım? Doğum belgesi, doğum belgesi. Evlilik belgesi yani daha doğrusu bekar olduğunuza dair o evlilik belgesi diye geçiyor. İşte formül A, formül B dediğimiz bu belgeler. Konsolosluktan yani doğum belgesi ve evlilik belgesi alıyorsunuz. Ee, i̇ki tane resminiz, iki tane fotoğraf. Bütün evrakların ikişer tane ekstradan fotokopisi olsun. Bütün evrakların ikişer tane fotokopisi olsun. Ondan sonra evrakları konsolosluktan, Türkiye'nin konsolosluğundan aldıktan sonra belgeleri yeminli tercüman. Bakın unutmayın. Yeminli tercümanla çevirisini yaptırmanız lazım. Benim bir de notlarım açık burada notlarıma bakıyorum sizlere söylerken bir şey atlamayayım diye. Bütün o aldığınız doğum belgesidir, işte evlilik belgesidir, o oraya basılan mühürlerdir. Bakın mühüre dikkat edin özellikle yeminli tercümandan bizzat çevrilmesi lazım. Tamam mı? Yani lehçeye çevirisinin mutlaka olması lazım. Bir de kimlik, pasaport fotokopileriniz. Her şeyin iki tane fotokopisi olsun. Doğum belgesi, evlilik belgesi, kimlik, pasaport vesaire vesaire. Sonra siz bunları aldınız ya bunları taratıp Taratıyorsunuz bu evrakları. Urjat'a yani ofise gönderiyorsunuz. Evlilik ofisini aşağıya yazacağım ben. Oraya gönderiyorsunuz. Onlar bir evraklarınızı önceden bir inceliyorlar. Evraklarınızı önceden bir inceliyorlar. Bu arada Polonyalı eşin yani e, Polonyalı eşiniz olacak kişinin de e, orijinal doğum belgesini Türkiye konsolosluğu istiyor. Bilginiz olsun onu da konsolosluğa vereceksiniz. Yani Polonya makamlarınca alınan evleneceğiniz işte eşinizin. ...doğum belgesini de Türkiye Konsolosluğu'na veriyorsunuz arkadaşlar. O da istenen belgeler arasında. Ee, Polonya tarafından ne yapılması gerekiyor? Doğum belgesi alınacak. Yani e, eşiniz olacak şahsın, kişinin doğum belgesi alması lazım. Ekstradan evlilik belgesine gerek yok. Çünkü doğum belgesinin içerisinde medeni hali de yazıyor. Yani Polonya'da verilen, Polonya makamlarınca... ...Polonyalı vatandaşa verilen o evran içerisinde... ...medeni durumu belirtilen belgeyi yazıyor zaten. İki tane resim, yine her ikinizin de iki tane resmi, kimlik fotokopisini alıyorsunuz. Evraklar bu şekilde. Sonra e, Urjat'a gidiyorsunuz, Urjat. Yani bu belediye ofisine gidiyorsunuz, oradan sıra alıyorsunuz. Sırayı hemen oradan alıyorsunuz yani şeyden hmm. numaratörden. orijinallerini veriyorsunuz evrakların. Yanınızda o gün, o evrakları teslime gittiğiniz gün mutlak surette tercüme için de biri olmalı. Yani lehçe bilen biri, lehçeden çeviri yapabilecek biri mutlaka olsun. Bir arkadaşınız olur, birisi olur. Yani yeminli olması gerekmiyor bunun. Bak evrakları az önce söylediğim o evlilik evraklarını tercümesini yaparken yeminli tercümana götürüyorsunuz. Ama o sıra alma günü, evrakların orijinallerini götürüp teslim etme günü Yeminli tercüman olması gerekmiyor. Yani çeviri yapabilecek biri bir arkadaşınız olur. İşte lehçe İngilizce bilen biri olur. Anlatabiliyor muyum? O şekilde. 80 ila 90 zlot arasında bir ücreti var. Nikah için size o gün gün veriliyor. Genelde 1-1,5 ay sonrasına veriliyor. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Yani yine araştırırsınız. Bakın benim bu videoda söylediklerim. Ben mümkün mertebe özenle notlarımı alıyorum. Ee, Veysel Kaya da sağ olsun bana yardımcı oldu. Atladığımız bir şey belki olabilir. Yani mümkün mertebe her şey yazın. En azından kafanızda bir şekillenmiştir ne yapacağınız. Siz yine araştırmanızı yapın. Gelip videonun altında şunu yazmana gerek yok yani. abi bu şu evrağı eksik su. Ya işte araştırdık. Yani önümüze gelen neyse söyledik kardeşim. Birazcık da sen e, Cemvaloğlu Birazcık da sen araştır bak et. Yani mümkün mertebe şey. genel şema kafanda şekillenmiştir. Yani yapılacaklar bunlar. Ekstrası, ekstrası falan. Onu geçtik artık. Yapılacaklar bunlar. Her evrağın iki tane fotokopisi. E, unutmayalım iki tane de resim. Bunları da aklınızda bulundurun. Polonya vatandaşıyla evlenmeniz demek bir daha tekrar ediyorum. Avrupa Birliği vatandaşıyla evlenmeniz demektir. Polonya Avrupa'ya tam üye bir ülke. Tam Schengen bölgesinde bu arada. Yani seyahat serbestisi de alırsınız. Zaten normalde de oturum kartıyla da bunu alıyorsunuz ama. Şimdi eş durumundan başka ülkelere de geçiş şansınız var. Onu da söylemiş olalım. Gençler kanalımda sizi bilgilendirecek videolar ekliyorum. Araba videoları ekliyorum. Yemek videoları ekliyoruz Martin Bitti. Gezi videoları ekliyoruz. Canlı yayınlar ekliyorum. DM'den yazmanıza gerek yok. DM'den yazmayın. Bana ulaşabileceğiniz iki tane yol var. Bir. Ya canlı yayınlara gelip sorularınızı soracaksınız. Para talep etmiyoruz. Ücret talep etmiyoruz. Ya da YouTube'da bir videonun altına yorum yazacaksın. Yani desteğini lütfen eksik etme. Yani bu kadar zor şeyler istemiyoruz. Para istemiyoruz. Yukarıya falan bar açıp işte para gönderin size şu kadar işte para gönderirseniz sizi şuradan şuraya transfer edeceğiz. Şu işler para istemiyoruz. Çok para yardımı yapmak istiyorsan git bir fakir fukaraya bir günlük ne bileyim işte iki günlük neyse artık ihtiyacını gör. E, git bir insana bir yardımcı ol. Bir birinin hayatına dokun. Bir çocuğa ne bileyim bir çift ayakkabı al, bir şey yap. Yani bu tamam mı? B b bize para göndermene gerek yok. IBAN numarası vermiyoruz. Para göndermene gerek yok. Bu bilgileri paylaşıyoruz. Sadece kanala bir çok ödeme yapmak istiyorsan bir kanala bir like atarsın. Bildirim zilini açarsın. O kadar. Teşekkür ediyorum. Eksik kaldığımız bir yanlar varsa artık yorumlarda haberleşiriz, tamamlarız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize